Değerli basın mensupları, öncelikle hoş geğldiniz. Karacaoğlan demiş ki, nice sultanları tahttan indirdi, nicesinin gül benzini soldurdu, nicesini dönmez yola gönderdi. Bir ayrılık, bir yoksulluk, biri de ölüm. Yolsuzluklarıyla Türk halkını yoksulluğa mahkum eden AKP bu halkı öldürüyor. Ama Büyük Türk Milleti'nin ümidi var. Müjde. Ülkenin değil, kendi bekasının peşinde savrularak dönülmez yola giren saray sultanı tahttan iniyor. Az kaldı. Her hafta İstanbul'un pazarlarını geziyorum. Yoksul kadınlarımız ümitsiz girdiği pazardan ağlayarak çıkıyor. Tabii akşam pazar kapanışında geliyor kadınlarımız pazara. Fiyatlar belki daha ucuzlar diye. Geçen hafta bir annemizle konuştum pazarda. 100 lira ile geldim pazara kızım. Ne alacağımı bilemedim. Sabah okula giden çocuğuma 10 lira veremedim dedi. Ayağındaki terlik yırtıktı. Ve ağlıyordu anlatırken. Pazar poşetleri boş. 4 kişilik bir ailenin alabildiği tek balıkla doymaya çalıştığı, pazara 100 lirayla çıkmak zorunda kalan ve hiçbir şey alamayan bir kadının her şeyde gözümüz kalıyor. Ama alamıyoruz işte dediği yoksulluk evresinde milletimiz. Kadınlarımız korkulu. Kadınlarımız kaygılı. Peynirin kilosunun 200 lirayı geçtiği, 1 litre sütün 25 lira olduğu bu günlerde anneler evlatlarına süt, yoğurt ve peynir alamıyor. Türk çocukları gelişimleri için ihtiyaç duyduğu kalsiyumdan mahrum büyüyor. Yoksulluk kadınlarımızı sadaka ekonomisiyle mağdur ediyor. Açlık sınırı 7.786 lira olmuş, asgari ücreti 10.000 lira yaptığınızda o ailede yoksulluk bitecek mi? Kadınlarımız ev işi, çocuk bakımı, çalışma, yaşlı bakımı derken hayatlarının her geçen gün daha zorlaştığını ve endişe düzeylerinin sınır seviyesinde arttığını görüyoruz. Ailelerine yeterince ekonomik destek olamadıkları için suçluluk duyuyorlar. İnsanlar işsiz, atanamıyorlar. Büyük maddi sorunları manevi sorunlarını tetikliyor. Psikolojik şiddeti körüklenen insanlar birbirlerine zarar veriyor. Birçoğu çaresizlik içinde intihara sürükleniyor. Sonuç, sadece gayri safi milli hasılamız değil, huzur hasılamız da yerlerde anlayacağınız. Değerli basın mensupları, Büyük Türk milletine porsiyonları küçültün, 3 domates yerine 2 domates yiyin, harcamayı azaltın ve doğalgaz derecelerini 1-2 derece düşürün diyen saray sultanı, 1150 odalı sarayı, 1000 araçlı konvoyu, binlerce koruması, 17 uçağı ve milyonlarca liralık temsil ağırlama giderlerinden neden tasarruf etmiyor? Çünkü tahttan ineceği dönmez yola girmiş bir kere. Çıkamaz. Yoksullukla öldüremediğin bu büyük halk seçim sandığında seni tahttan indirecek. Çakma muhalefet ne yapıyor bu arada? Göç Bakanlığı kurma çalışmaları. Millet İttifakı'nın Suriye büyük sorumlusu Davutoğlu vermiştir herhalde bu fikri. Büyük Türk milletinin şu an yaşadığı yoksulluğun en büyük sebebi sığınmacı ve kaçaklardır. Annelerimiz çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını alamazken 144 milyar dolar para harcadık sığınmacı ve kaçaklara. Her bir Türk bireyinin cebinden 31 bin lira çıkmış. Sordunuz mu kardeşim vatandaşa? Rızan var mı? Verelim mi diye? Millet rızasıyla çocuğuna 10 lira harçlık veremiyor okula gönderirken. Hala Göç Bakanlığı'ndan bahsediyorsunuz. 2022 Aralık ayındayız. Enflasyon %180. Fakirlik artmış.
Sosyal yardıma muhtaç insan sayısı artmış. Yoksul sayısı 20 milyon olmuş. Esnaf kan alıyor. Mutfakta tencere kaynamıyor. İnsanlar ay sonunu getiremiyor. Saray Sultanı hala Suriyelilere sosyal transfer sağlıyor. Ne kadar? Her biri Suriyeli'ye yılda 10 bin lira ve üzeri. Türk insanı işsiz, Türk gençliği işsiz, hatta emekliler bile çalışma çabası içine girmiş. Türk milleti gelirini kaybediyor. Alın terinin karşılığını zaten alamıyor. Devasa enflasyon karşısında artık direnemiyor. Hayat pahalılığı, Suriyelilere aktarılan kaynaklar ve sarayın pervasız harcamaları güzelim ülke insanının bütün ayarlarını bozdu. Türk halkı beslenemiyor. Doymaya çalışıyor. O da pazara akşam giderse. Büyük Türk milleti mevcut düzen yüzünden kredi kartı, tüketici ve ihtiyaç kredileriyle ayı geçirmeye çalışıyor. Milleti borç batağıyla bankalara köle ettiler. Hayat pahalılığı insanları asgari geçim düzeyinin altında yaşamaya mahkum etti. Saray Sultanı ile birlikte beşli çetesi her gün zenginleşirken yoksulluk çeken halk hayat mücadelesini kaybetmek üzere. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi bu yoksulluğa tek ümittir. Öncelikle ülkenin üzerindeki en büyük kambur olan sığınmacı ve kaçakları bir yıl içerisinde gönderecek ve milyarlarca dolarlık tasarruf sağlayacağız. Kamunun itibar adına bütçeden yaptığı harcamaların tamamını keseceğiz. Yetimin, öksüzün hakkını beytül malı koruma altına alacağız. Kamuda tasarruf dönemine geçeceğiz. Milyarlarca dolarlık görev zararlarını kaldıracağız. Hiçbir işlevi olmayan iletişim başkanlığı gibi kurum ve kuruluşları kapatacağız. Türk devletini gerçek sahibine, büyük Türk milletine geri vereceğiz. Türk milletinden çaldıklarınızı büyük Türk milletine geri vereceğiz. Çocuklarımız açlıkla ve gelecek kaygısıyla sınanırken, Türk halkı yoksulluktan kırılırken, yabancı vatandaşlara ve ülkelere yapılan yardımları keseceğiz. Kredi kartı ve krediler ile borç batağına sürüklenen küçük esnaf ve işletmelerimizin var olan borçlarının faizlerini tamamen kaldıracak ve borç ana para ödemelerini de öteleyeceğiz. Ümidinizi yitirmeyin. Tarımla, hayvancılıkla, sanayiyle, turizmle, teknolojiyle, nitelikli ve zeki insan kaynağıyla, denizleriyle, madenleriyle, suyuyla, ormanlarıyla güzelim ülkemizin kendi kendine yetebildiği günler yakındır. Büyük Türk halkı ümitle zafere hazırdır. Değerli yurttaşlar, Saray Sultanı Türk halkının tamamını hiçbir zaman sevmedi. Bunu biliyorduk. Ancak kendisine oy verenleri seviyordu. Artık fakir Türk halkını sevmiyor. Kendi zenginlerini ve Suriyeli sığınmacı ve kaçakları seviyor. Sizi Suriyelilerin arkasında bekletiyor. Türk çocuklarının, Türk gençlerinin, Türk babalarının ve Türk annelerinin hak ettiği değerinin bu olmadığını biliyoruz. Büyük Türk milleti tarih boyunca zorluklara göğüs germiş, son ana kadar sabretmiş ve mücadelesiyle iç dış her düşmandan kurtulmuştur. Nice sultanları tahttan indirmiştir. Bu büyük millete yakışan bir yoksulluk, bir ölüm değil. Başı dik, refah içinde ve huzurla yaşamak.